Evet, Narlı yolundayız. Şu anda sitelere yakın bir bölgede yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. Evet, yangını yakından gören bir arkadaşımız. Evet, nasıl oldu? İşaret fişe gibi iki tane patlama oldu. 10 dakika sonra duman belirdi. Evet, onların oraya sirayet etme sonucu alevlendi diyorsunuz. Yani gördüğümüz yok bir şey. Gözle bir şey görmedik. Burası bir piknik alanında değil. Değil, piknik değil. Dolayısıyla havaya bir şey... değil bu. Evet, sigara. Sigara olsa kenarda olur. Evet, biraz içeriden diyorsunuz. İçeriden abi, dışarıdan. Burada yol var, yolun üstünden. Araçtan atılmış olabilir mi? Bilmiyoruz işte, bunu görmedik evet. Ki. Biz aşağıda denizdeydik yani. Evet. Evet, geçmiş olsun. Siz yangın yerinden geliyorsunuz. Evet. Ne var yukarıda? Ormanın tam tepesine kadar yükseldi şu an. Evet, alevler yükseldi. Evet, alevler söndürme yükseldi. İhtimali var mı? Şu an yok. Yani, arabalar, büyük arabalar çıkamadığı için çıkamadık. Arabalar çıktı. Onlarda tabii su ne kadar var onu da bilemiyorum. Evet. Yetişmiyor çünkü. Evet, Narlı yolu üzerinde yazlıklara çok yakın bölgede başlayan yangın dağın önemli bir bölümünü sardı. Söndürme çalışmaları devam ediyor ama görgü tanıkları ve bizim gözlemimizde biraz bu şekilde söndürme çalışmasından sonuç alınmayacağını görüyoruz. Evet, gerçekten itfaiyelerin yüklü olması dağ yolunda mukavemet kazanmıyor. Bu da yangının ön taraflarda ilerlemesine neden oluyor. İşletme müdürümüz yanımızda. Çalışmaları da o da yakından takip ediyor. Evet müdürüm, nasıl oluştu? Nasıl gidiyor söndürme çalışmaları? Saat 3.30 gibi bir ihbar aldık. Narlı köy muhtarlığından. Arazöz ekiplerimiz, işte müdahale araçlarımız geldi. Fakat üst tarafta tehlikeli olduğundan dolayı helikopter takviyesi aldık. Şu anda soğutma çalışması yapıyoruz. Kontrol altına almak üzereyiz. Neden çıkmış olabilir? Böyle bir olasılık var mı? Araştıracağız şimdi. Şu anda yangını söndürmekle meşgul olduğumuzda ne kadar bir yer yandı hakkında? 5-6 dönüm şu anda gördüğümüz kadarıyla ama sağlığı soracağız. Kontrol altına sonra. Evet, teşekkür ediyorum. Şu anda almaya çalışıyoruz.
Evet, Narlı'dayız. Söndürme çalışmalarının son hamleleri yapılıyor. Buradan Narlı iskelesi üzerinden baktığımızda tepenin Narlı bölgesinde çok az bir bölümünün yandığını görüyoruz. Ama gerçekten Narlı'ya çok yakın bir mesafede gördüğünüz gibi ben Narlı'nın uç koyu, işte yangın yeri ve Narlı evleri burada görüyorsunuz. Neredeyse Narlı mahallesi ile iç içe bir yangın olayı yaşadık bugün. Evet, helikopter söndürme çalışmaları devam ediyor. Ama yangın tehlikesi de tamamen geçmiş durumda. Sanıyorum helikopter de son sortisini yaptı ve geldiği yöne gitmek üzere bir manevrayla dönüş yaptı. Denize gelmediğine göre bakalım dönecek mi? Son kontroller yapılıyor sanıyorum. Tekrar döndü. Bir sorti daha yapacak. Narlı girişindeki küçük tepecik orman işletme ve Büyükşehir İtfaiyeleri tarafından tamamen kıskaç altına alındı. Ön tarafta şu anda bir itfaiye görüyoruz. Söndürücü. Yangın burada. Tepenin arkasına bakalım. Evet, tepenin arkasında da hazır vaziyette. Evet, söndürücü helikopter yukarıdan baktı ve geri döndü. Son sorti için bir dalış daha yaptı.